Dans notlarından merhaba. Saatler 14.45'i gösteriyor ve haftanın ilk iş ve işlem günündeyiz. Bu hafta önemli bir hafta. Hem merkez bankalarında gözlerimiz ve bir taraftan da tabii teknoloji devleri bilançolarını açıklıyor. Peki piyasalarda son durum ne? Kapanışa yaklaşırken hemen onlara bakalım. İçeride biz %0,67'lik bir kayıp olduğunu görüyoruz. 10.817 seviyesinden işlemler şu an itibariyle geçiyor. Bankacılık tarafına baktığımız zaman %0,41'lik bir yükseliş var. Geçtiğimiz haftanın genelinde %7'ye yaklaşmıştı aşağı yönlü hareketler. Şu anda 15.127 seviyesinden işlemler geçiyor. Ve tabii bu hafta bizim veri akışımız zayıf olsa da yurt dışındaki önemli gelişmeler radarımızda olacak. Bunlardan bir tanesi yarın Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı, bir faiz artışı beklentisi var. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası Fed'i izleyeceğiz. Oradan herhangi bir şekilde bir faiz değişimi beklenmese de verecek mesajlar önemli olacak piyasalar açısından. Perşembe günü de İngiltere Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Para piyasalarına baktığımız zaman 33.01 seviyesini görüyoruz dolar TL'de. Euro TL 35.76'dan geçerken Euro dolar paritesinde de 1.08.25 ile %0,29'luk aşağı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Aslında tam bu merkez bankalarının kararları öncesinde risk iştahının bir miktar arttığını, iyimserliğin arttığını görmek mümkün oluyor. Bu sabah Asya'da ve Avrupa'daki şu anda fiyatlamalara baktığımız zaman iyimser bir hava esiyor gibi ABD'de de Cuma günü kapanış iyimser gerçekleşmişti. Şimdi de bugün de yine olumlu bir açılış beklentisi var ABD vadeli endekslere şöyle bir göz attığımız zaman. Peki emtia cephesinde nasıl gelişmeler izliyoruz? Orada da tabii örneğin altın dediğimiz zaman Fed'in ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor spot altın. Öncesinde çok yatay yukarı yönlü bir hareketle 2389 dolar seviyelerinden geçtiğini görüyoruz. İçeride gram altın 2536 lira seviyelerinde, gümüş 28 doların üzerinde. Her iki tip petrole baktığımız zaman da bir miktar yön aşağı, kırmızı tablo karşımıza çıkıyor. Bu arada Bitcoin'deki hareketler dikkat çekici oldu çünkü 70 bin doları aştı. Şu anda 69 bin dolar sınırında, ancak orada da 6 haftanın en yüksek seviyeleri karşımıza çıkıyor. ABD eski başkanı Donald Trump'ın hafta sonu Bitcoin'i destekleyen açıklamalarının sonrasında. Evet, piyasalarda öne çıkanları paylaştık. Şimdi Bloomberg ET araştırma analisti Sevcan Ersözlü'ye gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan, hoş geldin. Önemli bir hafta çünkü hani merkez bankalarının aşağı yukarı ne yapacakları belli ama verecekleri mesajlar radarımızda, bir taraftan da bilançoları takip ediyoruz ve burada teknoloji devlerinin bilançosu odakta olacak. S&P 500'de önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları açıklanacak. Nasıl detaylar var acaba? Evet, S&P 500 aslında yeni bir dengelenmeye doğru gidiyor. Biz bunu nasıl takip ettik? 50 günlük hareketli ortalamasına kadar düzeltme yapan bir seviyede geçtiğimiz hafta %1'lik değer kaybıyla kapattı. Ve ana tema şu olmuştu: S&P 500 endeksinde Nasdaq'ta ve ABD endekslerine yeni bir rotasyon var. Bu da büyük teknoloji şirketlerinden çıkış varken diğer geride kalan ham madde gibi, sağlık gibi, kamu hizmetleri gibi şirketlere girişlerinin olduğunu görüyoruz. Bu rotasyon devam eder mi veya nasıl yeni bir dengeye oturur noktası aslında bu hafta gelecek olan teknoloji şirketlerinin bilançoları. Diğer taraftan bu hafta sonunda, bu aslında ay sonunda takip edeceğimiz 30-31 Temmuz tarihini takip edeceğimiz Fed toplantısı ve burada Powell'dan gelebilecek olası güvercin ya da olası şahin ifadelerin etkisi olacak. Gelelim bakalım S&P 500 bu yeni dengeye nasıl oturacakmış, buna dair ben de bir grafik hazırladım. Dengelenmeye çalışıyor manşetini attım ben grafiğe. Yukarıda S&P 500 endeksini görüyoruz. Aslında sene başından bu yana performansına baktığımızda %15'lik getiri sağladı. Hep yukarı yönlü gitti ve 30 küsur rekor tazeledi. Aslında 32'de bırakmıştık en son hatırladığım kadarıyla. Aşağı tarafta ise biz 200 günlük hareketli ortalama üzerinde olan S&P 500 hisselerinin S&P 500 içerisindeki oranını görüyoruz. Bu oranda aşağı yönlü bir trend görüyorduk aslında Şubat ayından itibaren başlayan seviyeyle beraber. Bu da bize zaten bir düzeltme olabileceğine yönelik ilk sinyali vermişti. Bu oran %66'lara kadar geri çekilmişti
S&P 500 rekor tazelerken sadece içerisindeki S&P 500'e ait hisselerin %66'sı aslında 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkabilmişti. Ama an itibariyle bu rotasyonla beraber, burada bir kırılma ile beraber yeniden yukarı yönde gittiğini görüyoruz. Mevcut durumda bu rakam %77 seviyesine ulaştı. Dolayısıyla büyük şirketlerden çıkış gerçekleşirken küçük şirketlere giriş var. Bu da S&P 500'ü yeni bir dengeye oturtacak. Bakalım bilançolarda bunun etkisini sağlayacak. Bir taraftan da yani başka hani mesela Meta'nın işte beklentileri var. Ona baktığımız zaman %19.6'lık bir artışla 38.27 milyar dolar olması bekleniyor. Hı hı. Bu beklentileri karşılayıp karşılamama durumu sanıyorum ki piyasaları da çok yakından ilgilendiriyor, öyle değil mi? Evet, Meta bilançosu aslında Muhteşem Yedili arasında daha pozitif ayrışanlar arasında. Biz burada Muhteşem Yedili arasında kimler kaldı ele tutulur dediğimizde Nvidia kaldı. Sene başından bu yana getirisi %128. Meta kaldı, %31,5 getiri sağladı sene başından bu yana. Baktığımızda Nvidia'nın birinci çeyrek geliri ve Meta'nın birinci çeyrek gelirleri var ekranda. Aslında çeyreksel bazda gelirlerine bakıyoruz. Birinci çeyrek geliri Nvidia'da 26 milyar dolar seviyesindeyken fiyat kazanç oranı 65,82 seviyesinde. Biz 80 seviyesine doğru hareketlendiğinde görmüştük Nvidia rallisi yaşadığımız sene sonu 2023 döneminde. Meta'nın gelirine bakacak olursak daha güçlü bir gelir var aslında. 36,4 milyar dolarlık bir birinci çeyrek geliri açıklamıştı. Burada beklenti bu gelir rakamının 38,2 seviyesine yükselmesi yönünde. Meta'nın fiyat kazanç oranına bakacak olursak 24,10 seviyesinde. Yani aslında Meta daha güçlü bir gelirle, daha düşük bir fiyat kazanç oranı ile beraber yatırımcılarına daha ucuz bir şekilde daha güçlü bir şirketi satın alma opsiyonu sunuyor. Ama bunu değerlendirenler ne ölçüde bakmaya başladı? İşte Nvidia'nın geleceğe dönük çizdiği projeksiyon beğenilirken Meta ile ilgili aynı projeksiyon beklentileri karşılayacak mı, karşılamayacak mı? En büyük baktığımız nokta olacak. Birkaç madde toparladım. Onları kısaca hatırlatalım. Aslında Meta, Instagram gibi, aslında Messenger gibi ve Facebook gibi pek çok farklı şirketin çatı şirketi olduğu için reklam gelirleri yüksek ve birinci çeyrekte de %27'lik artış sağlamıştı. Bu rakamla yine benzer bir oranla beraber yukarı yönde gitmesi gerekiyor. 3,24 dolar seviyesine ulaşmıştı reklam gelirleri. %7'lik artış bekleniyor. Bu %27'ye yakın sayan bir artış bekleniyor bu çeyrekte. Ve baktığımızda yapay zeka entegrasyonu var. Burada aslında bir LLM isimli bir dil öğrenmesi üzerine de çalışıyor Meta şirketi. Bu dil öğrenimi derken neyi kastediyoruz aslında? Şunu ifade edebiliriz bilmeyenler için. Bizim en basit bir biçimde Türkçe-İngilizce çevirilerde kullandığımız bir çeviri sitesi aslında bizim ona sorduğumuz sorularla besleniyor ve her seferinde kendisini güncelleniyor. İşte buna dil öğrenme, yani arka tarafta semantik webin kendisini besleme süreci olarak ifade ediyor. Buradaki artık yatırımları gelir kaynağı yaratmaya başlayacak mı? LLM 3 isimli ürünü, yapay zeka asistanı gelir yaratacak mı? Buna bakacağız. Metaverse ile ilgili zarar beklentisi var. İkinci çeyrekte 4,3 milyar dolarlık bir işletme zararı göstermesi bekleniyor. Metaverse hala aslında yatırım yapıp uzun vadede karşılığı alınacak olan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Hala zarar yazdırmaya devam ediyor. Sitenin görüşleri var. Reklam ortamı aslında Meta'nın büyümesine gerekçe sağlayacak diyor. Ve baktığımızda biz yapay zeka ile ilgili reklam verenlerin de artmasıyla beraber Reels oranlarına %10'a yakın sayan bir izlenme sayısı arttığını görmüştük. Bu rakamın %20'lere ulaşmasını ve burada da 37,9 milyar dolara ulaşan bir gelir yaratmasını bekleriz diye ifade etmişler. Evet, bu arada şimdi Meta'nın detaylı bir şekilde sen bilanço beklentilerini paylaştın ama bir taraftan da Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ile Nvidia CEO'su Huang'ın bir yapay zekanın geleceğini tartıştıkları bir konferansta bir araya gelmeleri bekleniyor. Sanıyorum ki hani orada neler çıkabileceğine dair henüz bir net bir durum yok ama önemli değil mi? Yani yakından takip edecek piyasalar herhalde. Evet, Muhteşem Yedili'nin iki en iyi çocuğu diyebilirim. Aslında iki en iyi hani hissesi bir araya geliyor. Grafik üzerine, bilgisayar grafikleri üzerine gerçekleşen bir konferansta bir araya geliyorlar. Biz de canlı takip edeceğiz. Kısaca buradaki beklentileri hatırlatalım. Yapay zeka simülasyon ve geleceğine yönelik nasıl bilgisayar grafikleri kullanılacak, buna dair işbirliği açıklaması bekleniyor. Biz Nvidia'nın zaten yapay zeka gelirlerinin yüksek olduğunu görüyoruz ama Meta bundan nasıl gelir elde edebilir? Meta daha öncesinde şunun sözünü vermişti. Yapay zeka yatırımlarımızı arttıracağız demişti. Herhangi bir yeni yatırım gelebilir mi? Bu analistler aslında Meta'nın bilançosu öncesinde bunun izni arıyor olacak. Evet. Canlı takip ediyoruz. Muhtemelen yarın seninle beraber konuşacağımız yeni doneler çıkacak bu konferanstan diyebiliriz. Evet, çok teşekkürler Sevcan. Ağzına sağlık diyelim ve devam edelim.
geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Devam ediyoruz seans notlarında. Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan konuğumuz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi öncelikle bir hani küresel ticareti çokça konuşuyoruz. ABD'de eski başkan Trump yeniden seçilirse ticaret savaşları daha mı kötüleşir? Bu ihtimal üzerindeki riskleri değerlendiriyoruz ama son dönemde özellikle işte jeopolitik risklerin etkisiyle navlunda bir miktar yükseliş olduğunu gözlemlemiştik ama uzun bir aradan sonra ilk kez biraz böyle konteyner fiyatlarında hafif bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. Böyle bir hani buradan daha aşağı gider mi yoksa yataylaşır mı, tekrar çıkar mı? Bu gelişmeler nelere bağlı olacak sizce? Bu konuyla başlayalım isteriz. Şimdi bu piyasaların genel olarak en geniş kapsamlı gruplamaya çalışırsam fiyat verileri açısından daha tüketime yönelik diyebileceğim konteyner piyasası diyelim. Taşımacılıkta daha üretim ağırlıklı girdilerin taşınmasıyla ilgili diye düşünürsek kuru yük dökme yük ifade edebilirim. Ki onu biliyorsunuz Baltic Endeks'i çok kullanılıyor, sizin de web sayfasında bulunuyor. Diğer tarafta tanker piyasası hakim. Ötekiler çok da ölçülmüyor, hani daha kuru vaziyer, yat vesaire onlara girmiyor. Ama 3 ana grup baktığınızda dikkat çekici konu şu, dökme yük ve kuru yükteki BDI'da ki geri çekilme çok dikkat çekici öncelikle. Son uzun bir süredir, Temmuz ayında özellikle. Yani konteynerde bir toparlanmayı biraz gördünüz ama esas dökme tarafında, kuru yük tarafındaki bir gerileme var. Bunu neye bağlayabiliyoruz? Çin'le ilgili çok konuşabiliyorum. Çin'in üretime yönelik bir miktar yavaşlaması biliyorsunuz veriler de konuşuluyor idi. Bu Temmuz ayında da kendisini daha fazla hissettirdiği gibi düşünüyorum. Önümüzdeki ilk açıklanacak Çin verilerinde ekonomi canlanmanın, üretim bazlı canlanmanın o derecede tam olamadığını gene göreceğiz diye düşünüyorum. Konteyner odaklı baktığımızda, daha tüketim odaklı baktığınızda, siz de ekrana verileri getirebilirsiniz. Ben şimdi ekranı direkt göremiyorum çünkü konteyner piyasası Şangay'dan işte Rotterdam, Şangay'dan Los Angeles, Şangay'dan New York, yani daha Los Angeles'a New York, işte Amerika'nın bir batı ucu, doğu ucu diye bakıyorsunuz. Bunun dışında bir sürü rota da var. Esasında Çin'den Avrupa tarafına doğru olan konteyner fiyatlarını bir yukarı hareketin devam ettiğini görüyoruz. Burada Avrupa'daki özellikle kıta Avrupa'sında canlanmanın etkili olduğunu düşünüyorum. Toparlanmanın olabildiği etkisini düşünüyorum. Bu tabii ki sadece yoğun tüketim canlanmasının yanı sıra geminin veya konteynerlerin yeterliliğiyle yani arzıyla da ilgili bir durum. Özellikle Kızıldeniz, Süveyş Kanalı vesaire buralardaki sıkıntılar nedeniyle Afrika'nın güneyinin dolaşılmak zorunda kalması fiyatları yukarı çeken bir diğer unsur olarak da karşımızdaydı. Biliyorsunuz zaten Nisan-Mayıs'tan itibaren bunu muazzam bir şekilde fiyatlarda gördük. Çok ciddi bir yukarı hareket olarak izledik. Ama sizin de dediğiniz gibi son Temmuz başı itibariyle ya da Haziran sonu bir hafif duraksama gördük. Bunu şeyde daha net gördük. Çin-Amerika hattında daha net gördük. Bu tabii ki Amerika'da da bir miktar acaba üretimde artık hafif beklenen hız oluşmuyor mu? İstihdamda sorunlar hafif başlıyor mu? Yani faiz indiriminin gelme olasılığının kapıyı çaldığını düşünüyorum bu verilere göre. Yani biraz verilerde yavaşlama var ve dolayısıyla faiz indirimi gelecek şeklinde mi yorumluyorsunuz? Şöyle endeksler zaten konteyner bazında baktığımızda çok bence running cost yani işletme maliyetlerine göre oldukça karlı seviyelerde devam ediyor konteyner piyasasında. Yani bu küresel gelişmelerle, sıkıntılarla çok ilgili olarak diye düşünüyorum. Yani normal bir arz talep piyasası olmuş olsa konteyner ve örneğin 8.000 dolara ulaşan navlun var. Yani bir tane kutuyu 8.000 dolara taşıyorsunuz şu anda. 3-4.000 hadi 5.000 dolar running cost günlük olan yerde günlük kazancın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda yani kötü olduğu 1.500 dolarlardan buraya geldi bu fiyatlar.
Ve kar marjının da çok yukarısına geldi. Ama böyle oldu diye konteynerciler şu anda acayip kar yapıyor, kazanıyor vesaire. Hani o işi ayrı bir değerlendirmeye geçmek istemiyorum denizcilik camiasının iç tarafına. Ama küresel bazda baktığımızda küresel toparlanmanın çok hafif hafif ilerlediğini düşünüyorum. Esas itibariyle rotaların uzaması, arzların çok hızlı artamaması, evet, özellikle konteyner fiyatlarındaki hızlı yükselişte rol oynadı. Son birkaç haftadır da bir durulma var ama bu Çin-Avrupa hattında durulma değil, hala ben biraz daha yükselme diye görüyorum. Onu ayrıca ifade etmekte yarar var. Belirsizlik de devam ediyor bu arada. Küresel anlamda siz zaten yayınlarda çok dile getiriyorsunuz. Bu da denizcilerin önünü görmesini zorlaştırıyor. Yani ben 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık kontrat yapamıyorum. O zaman da risk alıyorum. Nasıl siz bankacılıkta 3 aylık mevduat kredisi verdiğinizde önünüzü göremezsiniz değil mi? Bankacılar, yöneticiler göremez. Ben aslında 5 senelik, 10 senelik krediler verebilmek isterim bankacı gözüyle bakarsanız. Mevduatı da ona göre uzun vadeli toplamış olursunuz. Denizcilikte de ben konteynerde şu anda 8 bin, 10 bin dolardan bir yıllık kontrat yapabilsem önümü çok iyi görürüm. Ama bir aylık kontrat, iki aylık, üç aylık kontratlar ne demek? Önümüzdeki birkaç ay sonra aynı karlılık sürdürülemeyebilir. O yüzden de tedbirli gidilmesi gereken bir dönem görünüyor. Çok stresli bir süreç olabileceğini de ben düşünüyorum işin açığı. Yani birazdan belki başka verilere girersek, örneğin Amerika'nın faiz verim eğrisi olabilir, başka veriler olabilir. Evet. Küresel atmosferde bir gergin bekleyiş var gibi düşünüyorum. Evet, burada aslında hani ABD'yi konuşalım detaylı bir şekilde dilerseniz. Evet, Fed'in toplantısı var ama onun yanı sıra farklı gelişmeler de oluyor. ABD'de işte kriz kahini olarak bilinen Nuriel Rubini bir makale ele aldı ve burada yani biraz aslında Hazine Bakanlığı'nın tahvil ihracını ekonomi genelinde reel borçlanma maliyetlerini düşürecek şekilde manipüle ettiği konusunda bir suçlamada bulundu. Ve Hazine Bakanı Janet Yellen'dan hemen çok sert bir şekilde bu duruma yanıt geldi ve asla böyle bir durum söz konusu olmadığını söyledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir ekonomist olarak oradakilere? Çok net söyleyeceğim. Rubini'yi patavatsızlık yaptı diye düşünüyorum. Ama bunun bir gerekçesi, sebebi var mı yok mu? Çıkış yapmaya kalktı gene. Örneğin geçmişte de 100 kişi, 1000 kişi neyse zaten kriz olacak olabilir vesaire tahmini yaparken o da bu tip bir şeyler söylemişti o zamanlar. Ama o algı olarak parlatıldı o dönemde her nedense. O detaylara girmeye gerek yok. Şu anda Amerika Merkez Bankası'nın eski başkanları yapmış, uzunca bir süredir hazinede bulunan Janet Yellen'ın tahvil bono piyasasında gidip de devlet böyle oturup da manipülasyon vesaire yapacak bir işi olamaz. Amerika'da bunlar çok sıkı takip edilen, denetlenen hususlar. Burada kastedilen şey olsa olsa ekonomiyi daha iyi yönetmeyle ilgili uzun vadeli faizleri kontrol etmekle ilgili bir olay olabilir. Yani uzun vade yerine siz kısa vadede daha fazla ihraca kalkışırsanız, uzun vadede arzı kısıtlarsanız fiyatların yükselmesine, faizin düşmesine sebep olabilirsiniz. Örneğin değil mi? Bunlar tamamen ekonomi yönetmeyle ilgili olarak düşünüyorum. Bunun arkasında hele hele devletin, Amerika devletinin oturup da ben şuradan köşeyi döneyim vesaire plan yapacak bir durumu olamaz. Şahıslara çıkar sağlama ihtimali söz konusu bile olamaz. İleride bunu çok açık göreceğiz. Böyle bir şey tamamen ben Rubini'nin kendi bilimsel çerçevesinin dışına çıkıp dikkat çekmeyle ilgili bir konu olduğunu ya da bizlerin bilmediği başka bir mesajı verme niyeti olabileceğini düşünüyorum. Aksi takdirde bunun şu andaki küçük bir manipülasyonla ilgisi yok. Yani Türkiye açısından bir şey söyleyeyim bu konuda. Amerika şu anda yavaş yavaş bir nebze kısa vadede faizi indirmeye doğru hamleye hazırlanıyor. Bunun için Amerika hazinesi hareket yapabilir. Bundan daha doğalı olmaz. Geleceğe yönelik tedbirler alabilir. Ona hazırlık yapabilir. Aynı şekilde Türkiye'de de şu anda faiz verim eğrisine baktığınızda çok ciddi bir şekilde ben eskiye göre hamleler yapıldığını düşünüyorum. Bunu ülkeler yapabilir, hazineler yapabilir diye değerlendiriyorum.
Evet, peki ABD, çok az vaktimiz kaldı ama ABD'deki son ekonomik göstergeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bazı ekonomistler çünkü bir resesyonun ayak seslerini yeniden yükseldiğini söylerken kimileri de tam tersi görüş içerisinde. Sizin duruşunuz nedir acaba? Bir kere biraz önce söylemiştim, ekrana gelebilir faiz verim verisi hazırda varsa çok kısa vadedeki eğri mevcut durumda %5.4'ler civarında dururken çok kısa vadeli faizler özellikle orta vadedeki faizleri bir ay önceye göre bile çok net bir şekilde aşağı çekildiğini görüyoruz. Örneğin 2 yıllıkları %4.8'lerden %4.3-4 gibi aşağılara doğru indiğini görüyoruz. Yani orta vadeli faizler aşağı gidiyor bir durum. Bu potansiyel olarak resesyon ne zaman olacak, nasıl geciktirilir çok iyi anladıklarını ve öğrendiklerini ve bunu yönettiklerini düşünüyorum. Yani resesyon 2 senedir Amerika'ya ben de dahil ara sıra söylemiştim ama şunu hep vurguladım Bloomberg ekranlarında da. Resesyonun geciktirilmesini çok iyi başardığını düşünüyorum. Şu anda da durum bununla ilgili seçim sonrasına ertelenen bir süreç görünüyor. Ben çok kısa vadede Amerika'da ekonomide hız kesebilir, ekonomi hız kesebilir, buna katılıyorum. Ama bir resesyon ihtimalini çok kısa vadede çok yüksek görmüyorum. Çünkü orta vadeden uzun vadeye doğru, örneğin 5 yıldan 30 yıla doğru faiz verim eğrisinin çok net yukarı doğru olması Amerika'nın büyüme eğrisini kontrol altına aldığını düşünüyorum. O yüzden de çok iddialı değilim resesyon gelme konusunda. Evet. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için Pir Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan konuğumuzdu. Seans notlarının sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Sırada Çağlar Kuzlukluoğlu var.